Yaşar Doğu, Türk güreşinin simge ismi. 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar Doğu, 1. Dünya Savaşı sırasında babasının ölmesi üzerine annesinin köyü olan Emirli'ye yerleşti. Bu köyde çok küçük yaşta güreşe başladı. Daha 15 yaşındayken yörenin en ünlü pehlivanları arasına girdi. Askere gidene kadar kara kucak güreşi yaptı. 1936 yılında Ankara'da askerdeyken Güreş İhtisas Kulübü'ne girdi ve Minder Güreşi'ne başladı. 1938 yılında askerliği bitince Ankara'ya yerleşti ve kulübe adına güreşmeye başladı. Burada o dönem milli takımın başında olan Finlandiyalı antrenör Onni Helinen ondaki güreş stilini ve gücünü görünce 1939 yılında milli takımı aldı. Aynı yıl Oslo'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda güreşti ve yaptığı 4 güreşin birinde yenildi ve ikinci oldu. Serbest stildeki tek yenilgisini sayı ile Estonyalı güreşçi Tuts'a karşı aldı. Oslo turnuvası Yaşar Doğu'nun katılıp da şampiyon olmadığı tek serbest stil turnuvası oldu. Yılında İstanbul'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda 3 tuşta 3 galibiyet aldı ve 66 kiloda şampiyon oldu. Araya 2. Dünya Savaşı girmesiyle 1946'da Kahire ve İskenderiye'de yapılan 2 milli karşılaşmada 2 tuşla 2 galibiyet daha kazandı. Yine o yıl Stockholm'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 73 kilo ile 6 maça çıktı ve hepsini kazanarak ilk defa Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Bir yıl sonra Prag'da yapılan Avrupa Greco-Roman Şampiyonası'nda yine bütün rakiplerini yendi ve 73 kilonun şampiyonu oldu. 1948 Londra Olimpiyatlarına katıldı ve burada 5 rakibini de yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. 1949 yılında Türk milli takımıyla bir Avrupa turnesine çıktı. İtalya, İsviçre, İsveç ve Finlandiya'yı kapsayan bu turnede 79 kiloda toplam 7 güreş yaptı ve hepsini kazandı. Aynı yıl Avrupa Güreş Şampiyonası İstanbul'da düzenlendi. Yaşar Doğu 79 kiloda güreşti ve ilk 3 rakibini tuşla, finalde ise İsveçli ünlü güreşçi Grönberg'i sayıyla yenerek şampiyon oldu. 1950 yılında bu defa Asya'da bir turneye çıktı. Bağdat, Basra ve Lahore'da yaptığı tüm güreşlerde rakiplerini tuşla yendi ve ününü Doğu'da da yaygınlaştırdı. Yaşar Doğu güreş hayatı boyunca bir kez dünya şampiyonasına katılma şansı yakaladı. 1951 yılında 87 kiloda mindere çıkan Yaşar Doğu kısa boylu olduğu için bu kiloda güreşmenin güç olmasına rağmen Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenerek ömrünün ilk ve son dünya şampiyonluğunu kazandı. 1951 yılında Helsinki'ye giden güreş milli takımının hepsi şampiyonluk unvanıyla yurda dönmüştür. Bu takım Yaşar Doğu, Nurettin Zafer, Haydar Zafer, Nasuh Akar, Celal Etik, Ali Yücel, İbrahim Zengin ve Adil Candemir'den oluşmaktaydı. Güreşi bıraktıktan sonra milli takımda antrenör oldu. 15 Aralık 1955 günü milli takımla beraber İsveç'te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti. 8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği ikinci kalp kriziyle vefat etti. Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu, Ay Yıldızlı Maya ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürmüştür.